Kerem Köfteoğlu'nun hazırladığı Çin'deki Türkler programı başlıyor. Buradaki tanıtım elçilerimiz Çin'deki Türklerle buluşmaya devam ediyoruz. Bugün ilginç bir çalışmaları olan Sayın Metin Karakuş'la buluştuk. Metin Bey, öncelikle merhaba, nasılsınız? Rica etsem bize Metin Karakuş kimdir? Çin'le ne zaman ve nasıl tanıştı? Bize bunları anlatır mısınız? Buyurun. Merhabalar, merhabalar. Evet, Metin Karakuş kimdir? Aslında Amasyalıyım. Konya Selçuk Üniversitesi İngiliz Dili Edebiyatı'nda okudum. Çin'le tanışmam bundan yaklaşık 20 sene öncesine dayanıyor açıkçası. 2000'li yılların başında ilk defa Çin'e gelmiştim. Tabii o dönemde sürekli gidip gelmeler, seyahatler şeklindeydi. Son 6 yıldır da Çin'de yerleşik olarak yaşıyoruz Kerem Bey. Şimdi Çin'de yanılmıyorsam adınız ve soyadınızdan kaynaklanan Meka adlı bir şirketiniz var. Bu Meka'nın esas işlerinden bir tanesi de bildiğim kadarıyla, yine yanılmıyorsam, annenizin adını taşıyan Seher marka gül yağı. Bu alandaki çalışmalardan biraz bahseder misiniz? Bu gül yağı ile ilgili çalışmalar yapıyorsunuz. Bununla ilgili biraz bir bilgi verir misiniz? Son durum nedir? Çin pazarında sanıyorum sizden daha önce bu alana girmiş bir Bulgar markasının yaptıkları var. Onu bitenleri bir anlatır mısınız rica etsem? Tabii ki. Şimdi evet, bahsettiğiniz gibi şirketimizin ismi Meka. Metin Karakuş'tan kaynaklı. Klasik bir Türk yaklaşımı olarak böyle yaptık. Tabii buradaki bizim ana konumuz Türk gülü. Yani Seher Gül, evet Seher de annemin adı. Seher Gül aslında burada Türk gülünü temsil ediyor. Yani bizim buradaki bütün gayemiz, amacımız belki binlerce yıldır bizim topraklarımızda olan, bizim kültürümüzle özdeşleşmiş, kültürel bir miras olan Türk gülünü biz burada temsil etmeye çalışıyoruz elimizden geldiği kadar. Bununla ilgili mücadele veriyoruz. Evet, yani bir Bulgar gülü olayı var karşımızda. Burada sadece Çin'de değil, açıkçası bu bütün dünyada böyle. Bir Bulgar gülü imajı var dünyada. Bunu biz Çin'de de yaşadık. İlk özellikle başladığımız dönemlerde. Yaklaşık 4 yıl önce biz Seher Gülü olarak Çin pazarına girdik. Ki aslında bizim üstadımız Nuri Kalay Beyefendi var. Onun 35-40 yıllık bir tecrübesi var bununla ilgili. Tabii altyapı çalışmalarımızı yaptık pazara girmeden önce. Yaklaşık 2 yıl, 2,5 yıl bir pazar araştırması yaptık. Bununla ilgili ciddi temaslarda bulunduk. Numuneler getirdik. Tabii pazara girdikten sonra, yani ürün ithalatına başladıktan sonra karşımıza çıkan en önemli sorunlardan bir tanesi buyurduğunuz gibi Bulgar gülü olayıydı. Ki dediğim gibi dünyanın her tarafında bir problem var. Yani bir problem nedir aslında? Bir tanıtım ve vizyon problemi. Bizden kaynaklı bir şey. Biz çok önemli bir değer olan, bizim için çok önemli bir de kaynak olan gülü tanıtımını, reklamını çok iyi yapamadığımızdan kaynaklı. Yani bir anlamda şöyle mi oldu Metin Bey? Biz dünyaca ünlü Isparta gülümüzü oraya sokmakta geciktik. Pazarı da ya da meydanı boş bulan öbür arkadaşlarımız bizim yerime girdiler. Evet. Böyle mi oldu biraz? Evet, evet. Girmişler, evet. Yani şimdi tabii ki biz burada bu dönemde birçok noktaya ulaşabildiğimiz kadar ulaşmaya çalışıyoruz ve anlatmaya çalışıyoruz. Tabii kolay olmuyor. Çünkü yaklaşık 15-20 yıl önce pazara hakim olunmuş bir ciddi bir potansiyel var. Bizim burada tabii kimseyle herhangi bir problemimiz yok. Sonuçta biz temelde gül aşığıyız, öyle söyleyeyim.
Yani bizim işimiz gülü, doğal, gerçek gülü, gül suyunu, gül yağını gerçekten insanlığın hizmetine sunmak. Bizim temeldeki gayemiz, amacımız bu. Ancak bunu yaparken de tamamen bize ait olan bir böyle değerli bir ögeyi layıkıyla temsil edebilmek ve bunu insanlara aktarabilmek. Yani evet, böyle bir konuyla karşılaştık. Bu süreçte biz ne yaptık? Olayları anlatmaya çalıştık. Tabii ki tarihi olarak, belgeleriyle, efendim bilimsel çalışmalarla. Bu noktada araya gireceğinizdiniz de, sizinle yaptığım sohbetten anlatmıştı. Çok önemli, çok değerli buldum. Siz Çin Tarım Bakanlığı'yla Türk gülü standardının belirlenmesi noktasında bir takım çalışmalar başlattınız. Biraz bu çalışmalardan bahseder misiniz? Nedir? Hangi aşamada bu çalışmalar? Elbette, elbette. Şimdi tabii ki konunun uzmanları, konuyla ilgilenen insanlar Türk gülünün ne kadar önemli olduğunu biliyor. Yani kalitesinin farkında. Dolayısıyla bizi burada gören işte hemen hemen her iki ayda bir fuarlara gidiyoruz. Konuyla ilgili nerede ne tür bir toplantı varsa ya da ne tür bir organizasyon varsa mutlaka katılmaya çalışıyoruz. Yani gerek bizzat ben gerek buradaki ekip arkadaşlarım bu konuyla ilgili ciddi bir mesai harcıyoruz. Şimdi bu dönemde tabii bizi duyan bakanlığa bağlı, bakanlığın floral artık işleri diyelim ya da tarımla ilgili bölümünden arkadaşlar bizi buldular. Yani Türk gülünü işte biz biliyoruz. Bununla ilgili sizinle de görüşmek isteriz diye yaklaştılar. Bize tabii ki hay hay buyurun dedik. Böyle bir çalışma başladı. Sonra yine üst düzey özellikle uluslararası yani Çin Devleti'nin Uluslararası Tarımı Geliştirme Komisyonu gibi bir organizasyon var. Oradan arkadaşlar geldi. Numunelerimizi aldılar. Kendi laboratuvarlarında test ettiler. Ve bize şöyle bir dönüş yaptılar. Yani gerçekten biliyorduk zaten ancak işte kendi testlerimizden de biz bunu teyit etmiş olduk. Bu konuyla ilgili işte burada bir standart oluşturmak isteriz şeklinde yaklaştılar. Biz de tabii ki dedik. Yani bugün şu var mesela Çin'de bir Bulgar gülünün standardı var ama Türk gülünün standardı yok. İşte bu da önemli bir adımdı bizim için açıkçası. Oldukça olumlu bir adımdı. Çünkü biliyorsunuz Çin çok büyük bir coğrafya. Bölgesel olarak farklı uygulamalar da var. Yani bu işin başlangıcından sonra atıyorum Guangdong eyaletinden ya da Hubei'den, Shandong zaten bizim bulunduğumuz bölge. Buradan da yetkili komisyonlar geldi. Bunlarla da bilgi paylaşımları yaptık. Şu anda böyle bir organizasyon, yani böyle bir çalışma devam ediyor. Zannediyorum bu yıl içerisinde bir standart oluşturacağız. İnşallah öyle bir sonuç bekliyoruz. İnşallah. Bu da yani her şeyden önce tabii Türk gülü olarak. Yani bunun anılması çok daha önemli. Hı hı. Büyük bir başarı olacak inşallah. Çinlilerin kozmetiğe olan ilgisini ikimiz de biliyoruz ve kozmetiğin kozmetiğin ham maddelerden bir tanesi de işte gül yağı. Bunu da ikimiz de biliyoruz. Şimdi bu noktadan hareketle yarın öbür gün işte bu sizin söylediğiniz standart işi de tam çözümlendiği zaman buradan yoğun bir talep geleceği aşikar. Bu konuda Türkiye gelecek olan talebi karşılayacak bir potansiyele sahip mi? Evet Kerem Bey, yani çok önemli bir soru sordunuz. Her şeyden önce evet Çinliler kozmetikte yani kozmetik için Çin çok büyük bir pazar diye bütün sektörlerde olduğu gibi tek başına oldukça aktif, etkili bir pazar. Yani burada daha önemli olan konu bizim Türk gülümüz açısından şimdi bütün dünya insanında olduğu gibi Çin insanı da yani Çin halkı da ürünün doğallığına çok fazla önem veriyor. Gerçekten doğal ürün arayışı bugün bütün dünyada hepimizin ihtiyacı olan bir şey aslında.
Şimdi gül de öyle enteresan bir mucizevi bitki ki. Yani bu hem tıpta kullanılabiliyor, hem aromaterapide, kokuyla tedavide kullanılabiliyor. Efendim kozmetikte vazgeçilmez bir ürün, vazgeçilmez bir ham madde. Parfümeride yine aynı şekilde. Yani müthiş bir değer her anlamda. Şimdi bunu tabii ki tanıdıkça insanlar buna daha fazla mutlaka talep gösterecekler. Şu anda zaten biz yaklaşık 4 yıldır ki 2 yılı bunu biliyorsunuz bu yoğun pandemi süreci. Son 2 yılda yani bizi hiç beklemediğimiz bir ivme kazandı açıkçası. Çünkü şimdi biz sadece hani söylemlerle yapmıyoruz buradaki tanıtımlarımızı. Barlara katılıyorsunuz, değil mi? Tabii ki fuarlara katılıyoruz. Yani biz sunumlarımızda özellikle test raporlarını sunuyoruz ve mutlaka bütün müşterilerimizden yani hangi ürünü alırsanız alın mutlaka test raporlarını alın ki doğallığından emin olmalısınız. Yani ürünün üretim sürecine siz de hakim olmalısınız. Yani ne tür içerikleri var? Bunları mutlaka bilmelisiniz ki bunları ince ince uzun uzun anlatıyoruz. Efendim bir gül yağında olması gereken değerler nedir? Uluslararası standartlar nedir? Gül suyu nasıl olmalıdır? Nasıl korunmalıdır? Nasıl muhafaza edilmelidir? Efendim bunları ince ince uzun uzun anlatıyoruz. Tabii bunu insanlar tanıdıkça, öğrendikçe emin olun yani bir öyle bir rüzgar gibi değil, çok hızlı bir ivme yakalıyorsunuz. Yani çünkü herkes bugün doğallığa açıkçası aç ve insanlarda bir güven problemi de var tabii ki. Yani biz bunları işte belgelerimizle, dokümanlarımızla, test raporlarımızla bu tür konuları çok şeffaf bir şekilde müşterilerimizin önüne seriyoruz. Dolayısıyla şimdi böyle bir potansiyeli açıkçası ben buradaki arkadaşlarla konuşurken de söylüyorum. Yani bütün Türkiye olarak biz Çin pazarına yönelsek belki ancak karşılayamayız bile. Yani öyle bir durum var. Dolayısıyla burada gerçekten Türkiye'de özellikle Isparta'mızda çok ciddi bazı adımların atılması gerektiğini düşünüyorum. Yani daha fazla bir kurumsal bir yapı, daha fazla bir profesyonellik her anlamda. Yani hem üretim anlamında hem pazarlama anlamında. Yani bunu işte ürünün sunumundan tutun, yani ambalajı, efendim üretim süreci. Ya bunun hikayesini bizim anlatabilmemiz lazım. Çünkü bu bizim gerçekten binlerce yıllık bir kültürümüz. Yani çok önemli bir konu. Dolayısıyla böyle ciddi bir büyük bir pazar var gülle Metin Bey, ilgili. burada Tabii izninizle ki buyurun. şöyle araya gireceğim. Şimdi geçmişten günümüze gülün sağlıktaki yeri konusunda ciddi araştırmalar yapmış olan, işte sizin de çok iyi tanıdığınız Profesör Doktor Ayten Altıntaş'ın bir sözü var. Onu özellikle yorumlamanızı rica edeceğim. Diyor ki, gerçek gül suyunuz varsa kozmetikte başka ham madde aramanıza gerek yok. Bunu biraz açar mısınız? Çünkü sizin Evet. konunuzla direkt bağlantılı. Evet. Şimdi yani bu konu bir cümleyle nasıl özetlenirse cümle bu olurdu. Muhteşem bir cümle. Yani gerçek bir gül suyunuz varsa başka bir kozmetiğe ihtiyacınız yok. Evet, Ayten Hanım'ın muhteşem bir ifadesi. Gıyabında biz bu cümlesini çok kullanıyoruz burada. Bu şu demek, bugün gerçekten günümüz dünyasındaki tarihten beri de bu böyle geliyor. Yani hepimiz bir sağlık peşindeyiz. Efendim güzel görünme peşindeyiz. Efendim bir stresten uzak bir hayat yaşama peşindeyiz. Yani bu stres düşmanımız, efendim kötü hava koşulları düşmanımız, cildimize düşman, iç organlarımıza düşman, efendim
Şimdi gül suyu ya da gül öyle bir bitki ki biraz önce de bahsettim. Yani bunu kullandığınız zaman cildiniz hücre yenileyici özelliği var mesela, çok önemli. Efendim anti-aging dediğimiz, hani yaşlanma belirtilerini ya da yaşlanma sürecini yavaşlatan ya da ona karşı mücadele eden bir, yine muhteşem bir ürün. Bugün mesela sadece beden değil, ruha da hitap eden bir ürün. Yani mesela Gülyan'ı kokladığınız zaman kendinizi gerçekten iyi hissedersiniz. Yani biliyorsunuz bizde mesela cenaze törenlerinde gül suyu dağıtılır, gül suyu koklanır. Gül önemlidir tarihimizde. Bunun sebeplerinden bir tanesi o üzgünlüğü, o kalp sızısını almasıdır. Yani en önemli nedenlerinden bir tanesi. Her şeyin bir gerçekten bilimsel bir açıklaması da var. Şimdi tarihe baktığımız zaman Fuzuli ne demiş? Fuzuli'den mesela bununla bir örnek vermek gerekirse, Fuzuli diyor ki bulunur her derde deva, eğer ararsan gülistan'da, yani gül bahçesinde bütün dertlere deva bulabilirsiniz diyor. Bugün yeni doğan çocuktan Alzheimer olmuş bir yaşlı insana kadar herkese faydası olan, bugün Alzheimer tedavisinde gül yağı ciddi bir ilaç olarak kullanılıyor. Bu arada Kerem Bey, onu da belirtelim. Yani Ayten Hanım'ın bu ifadesi gerçekten tam yerine oturuyor. Çok önemli. Yani bugün biliyorsunuz işte özellikle hanımefendiler birçok makyaj malzemesi kullanıyor. Bunların yani içeriklerinde kimyasallar var maalesef. Yani bir süre istenilen sonucu elde ediyor gibi görünüyorlar ama aslında kendilerine zarar veriyorlar. Yani cilde hiçbir şekilde zarar vermeden tamamen cilt dostu bir ürün. Dolayısıyla istediğiniz bütün nemlendirme, ne bileyim yani gençleştirme, rahatlatma cildi her anlamda her türlü kullanılabilir. Bunu da anlatıyoruz biz zaten, uyguluyoruz da. Burada mesela bazı salonlarla çalışıyoruz. Burada birebir uyguluyoruz ve emin olun çok ciddi, çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Bunlar da bizi ayrıca memnun ediyor tabii ki. Seher marka gül yağını siz bazı AVM'lerde tanıtıyorsunuz, satıyorsunuz. Online satışlarınız var. Bir de duydum ki yakın zamanda tedarikçi Tiens grubun altın listesine girdi. Bunu bizi dinleyen, izleyenler anlasın diye soruyorum. Bunun önemi nedir? Bu ne gibi bir artık atar? Evet, şimdi Tiens'le başlayacak olursak, Tiens bizim için gerçekten çok önemliydi. Büyük bir adım olarak görüyorum açıkçası Türk Gülü adına, bir Türk markasının Tiens'te çalışması adına. Çünkü Tiens bugün Çin devletinin ulusal marka projesi kapsamındaki şirketler dahilindeki 17. üye. Hı hı. Yani Tiens Çin'in gerçekten en önde gelen sağlık kuruluşlarından bir tanesi. Çok ciddi büyük bir firma. 190 ülkede ülkeyle çalışan, 110 ülkede de şubesi, merkezi olan büyük bir firma. Kendi üniversiteleri var, kendi laboratuvarları var. Bulundukları sanayi parkı kendilerine ait yaklaşık 1,5 kilometre karelik bir alan. Yine 3 kilometre karelik bir alanda üniversiteleri var, kendi laboratuvarları var. Bunlar çok önemli. Şimdi Tiens gibi bir grupla çalışmak öncelikle bir Türk markası olarak böyle bir firmanın yüksek kaliteli ürün altın tedarikçi listesine girmek gerçekten çok önemli. Çünkü sadece Çin pazarına ulaşmıyorsunuz bu durumda. Tiens'in bulunduğu bütün ülkelere girme imkanına sahip oluyorsunuz. Tabii bu başarı aslında Türk gülüne ait. Yani bize ait olan bir başarı değil. Çünkü bu bizim coğrafyamızın bir güzelliği. Ürün yani güzel olmasaydı onlar altın ürün listesine giremezdi yani. Siz tabii, istediğiniz kadar tabii, çaba sarf edin. Tabii, kesinlikle.
Yani aldılar, denediler yaklaşık yani 3 hafta gibi bir süre. Bu arada ciddi görüşmeler oldu, işte sorular cevaplar şeklinde. Kendi laboratuvarlarında denediler. Çünkü yani şöyle bir standartları da var açıkçası. Biraz sıra dışı geldi bize de. Yani örnek veriyorum, biz Çin'deki işte devlet yani laboratuvarlarında normal testlerimizi yaptırıyoruz. Ama bunlar bize şey dediler, yani bunlardan hariç bizim kendi yöntemlerimiz var. Yani biz buna göre kendi laboratuvarımıza test edeceğiz dediler. Tamam dedik. Testleri yaptılar ve dönüşte çok güzel bir dönüş oldu bize. Sonra tabii biz de ayrıca onur olduk. Bizi davet ettiler. Gittik. Yaklaşık 3 gün kaldık. Misafir ettiler sağ olsunlar. Uzun uzun mülakatlar oldu, görüşmeler oldu. Şimdi aynı zamanda işte 26. yıl dönümleri vardı. Bir de Bir Yol Bir Kuşak projesi, öyle bir sempozyum düzenlediler. Ciddi anlamda yani hükümet bazında da üst düzey katılımların olduğu bir sempozyumdu. Orada böyle bir imza törenine katıldık. Altın tedarikçi, yüksek kaliteli ürün imza törenine katıldık. Yani büyük bir onurdu bizim için. Dediğim gibi yani bu onur aslında gerçekten Türk gününe ait. Çünkü hak ettiği yere inşallah gelmesi için mücadele ediyoruz Türk gününe. Yani bu mücadeleyi veriyoruz. Evet. Metin Bey, siz Çin'e gittiğinizde ilk olarak şaşırdığınız bir şey oldu mu? Ve halen şaşırdığınız şeyler var mı? Kerem Beyciğim, ben ilk Çin'e geldiğim dönemlerde o kadar çok şeye şaşırdım ki açıkçası. Çünkü 2000'li yılların başıydı ilk zamanlar, ilk geldiğim dönem. Tabii çok fazla tanımıyoruz Çin'i. Sadece duyuyoruz. Bir de yani temelde ihracatçı olduğumuz için bütün ülkelerde, gittiğimiz bütün ülkelerde işte Çin'le karşılaşmaya başladık. İşte Çin malları, Çin malları, işte fiyat politikaları malumunuz. Bu Çin neymiş dedik, bir gidelim bakalım dedik o dönemde. Geldik, tabii beni en çok şaşırtan şey şu olmuştu. Yaklaşık ilk ziyaretimizde 10 gün kadar kaldık. Sonra işte bunlar bir aya çıktı. Yani aşırı hızlı büyüyorlardı Kerem Bey. Beni bu çok şaşırtmıştı. Bir de daha önemlisi birbirlerine, yani imalatçıların, fabrikaların birbirleriyle olan ilişkileri. Yani birbirlerine müthiş destek veriyorlardı. Bu da beni çok etkilemişti açıkçası. Yani birkaç fabrika bir araya gelmiş, yeni bir organizasyon kurmuş, yeni bir şirket kurmuşlar. Yani çok güçlü yapılarla karşılaşmıştık açıkçası. Bu beni çok şaşırtmıştı. Ha, bu halinde devam etmekte. Yine oldukça hızlı büyümeleri devam ediyor. Dünyaya adapteleri yine oldukça hızlı bir şekilde devam ediyor. Çok büyük adımlar atıyorlar ve yine birbirlerine çok bağlılar. 29 Ekim'de mutlaka duymuşsunuzdur. Çin'de Türk Ticaret Odası kuruluyor. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Çok önemli bir adım olarak görüyorum Kerem Beyciğim. Yani çok önemli ve çok geç kalınmış bir adım olarak değerlendiriyorum. Mutlaka böyle bir organizasyonun yapılması gerekiyordu. Nitekim diğer Avrupa ülkeleri, diğer ülkeler bunu yaptılar ve bunu ciddi anlamda değerlendiriyorlar. Bizim için yani bir Türk Ticaret Odası'nın Çin'de kurulması her şeyden önce bize bir birliktelik getirecek. Yani bu en önemli açıklarımızdan birisiydi. Büyük bir açık vardı bu konuda. Büyük bir boşluk vardı. Bireysel anlamda herkes bir mücadele yapıyor. Çok önemli şirketlerimiz var. Bu işe abilik edecek büyüklerimiz var. Çok değerli arkadaşlarımız var. Gençlerimiz var. Yani
bu organizasyon bence çok önemli ve çok büyük işler başarılacağına inanıyorum. Çünkü sizce Çin neler gerçekten yapmalı? Yani hangi rolü üstlenmeli? Çünkü siz orada bir iş insanısınız, çalışan birisiniz. Evet. Bir takım sorunlarla karşılaşıyorsunuz. Bunların evet, hangilerinin evet, çözümünde evet. ne gibi bir rol üstlenebilir? Bence en önemlisi, en önemli rolü şu olacaktır. Türk markalarını Çin'e tanıtmak olacaktır. Yani tamam, Türk markaları var burada, kendilerini tanıtıyorlar ama bunu daha organize bir şekilde yaptığımız zaman çok daha büyük kitlelere ulaşabiliriz. Bugün gözlemlediğim kadarıyla herkes kendi bünyesinde, kendi kapasitesince bir şeyler yapıyor. Ama bir ortak bir çatı altında hareket edildiği zaman çok daha büyük kitlelere çok daha etkili bir şekilde ulaşacağımıza ben inanıyorum. Yani bu odanın çok önemli olduğuna kesinlikle inanıyorum. İnşallah 29'unda biz de orada olacağız. Düşüncelerimizi paylaşacağız bakalım. Çin'de boş zamanlarınızı nasıl değerlendiriyorsunuz? Herhangi bir hobiniz var mı? Neler yapıyorsunuz? Evet. Boş zaman bulduğumuz zaman Kerem Beyciğim, burada Çindağ'da, Çindağ bir liman şehri, Çin'in güzel şehirlerinden bir tanesidir. Burada aktivite açıkçası çok ama biz genel olarak ne yapıyoruz? İşte futbol oynuyoruz, halı sahaya gidiyoruz. Bunun yanında bazı efendim özellikle buradaki expat grupların ya da yabancıların yapmış olduğu bazı organizasyonlar oluyor. İşte onlara gidiyoruz. Yani bu anlamda sosyal anlamda da hareketli ama fırsat buldukça katılmaya çalışıyoruz. Hı hı. Son evet. olarak size şunu sormak istiyorum. Bu aralar buyurun. Bor madeni ve ahşapla ilgili bir takım çalışmalarınız var. O çalışmalardan da biraz bahseder misiniz? Tabii. Şimdi ahşap konusu zaten bizim ana iş dallarımızdan bir tanesi. Ne yapıyorsunuz yani? Ahşabın nesi yapıyorsunuz? Yani şimdi biz ahşap işleme makineleri ihracatı yapıyoruz buradan. Ahşap işleme yani mobilya makineleri diyeyim. Tam entegre tesis üretimleri, kısmi üretimlerini yapıyoruz. Ve bunun ihracatlarını yapıyoruz. Güney Amerika bölgesine ağırlıklı olarak. Yine ahşap malzemeler, MDF'dir, plywood'dur, bu tür işlerin yani uzun yıllardır biz bunun ihracatını yapıyoruz. Bor konusunda da şöyle bir durum var. Yine ben bor biliyorsunuz tamamen ülkemize ait olan yani %73'ü diye biliyorum. Evet, dünyadaki rezervin %73'ü ve en kalitelisi Türkiye'de malum. Bununla ilgili bir proje var aklımda. Daha doğrusu haberlerde gördüm. Bu pandemi dolayısıyla gelip gidemiyoruz malum ama Türkiye'ye ilk geldiğimizde inşallah mutlaka bu konuya, bu konuyla ilgili arkadaşlarla görüşeceğiz. Bir haber gördüm. Bununla ilgili sektörümüzle ilgili olduğu için yani bu muhteşem bir şey. Yani uzay sanayisinden ne bileyim birçok sektörde kullanılan çok önemli bir maden. Yani bu madenin, bu cevherin kozmetikte de olduğunu görünce çok şaşırdım açıkçası. Çok da sevindim. Bununla ilgili hemen bir tabii ki düşünce gelişti. Yani gül yağımız Türk gülüyle acaba Türk borunu böyle bir harman yapsak. Oradaki çünkü konuyla ilgili çalışması olan bazı arkadaşlar olduğunu biliyorum. Kozmetikte bor ve gülü birleştirmenin dünya pazarı sadece Çin olarak da değil. Dünya hiç örneği var mı araştırmanızda? Hiç örneği. Bu anlamda çok teşekkür ediyorum. Tabii ki ihtiyaçlarımız oluyor. Tabii ki sıkıntılarımız oluyor. Tabii ki destek ihtiyaçlarımız da oluyor. Bunları da biz gerekli yerlere iletiyoruz, konuşuyoruz, paylaşıyoruz. Hep birlikte çok güzel şeyler yapmak için uğraşıyoruz. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum ben. Unutmayın, Doğu'nun sabah yıldızı Çin, Batı'nın akşam yıldızı Türkiye'ye birçok fırsatlar sunuyor. Yeter ki gözümüzü ve algımızı açık tutalım. Yeni bir programda buluşuncaya kadar hoşça kalın.
Kerem Köfteoğlu'nun hazırladığı Çin'deki Türkler programı sona erdi.